Şimdi bakın mesela bu ay şu ayetler tek burada var. Bunu burada anlatmam lazım yoksa olmaz. Mesela diyor ki 49 ve 50. ayetler. Lillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. Yahluqu ma Allah yeşa. Allah dilediğini yaratır. Yehebu limen yesha u inasen ve yehebu limen yesha uzzukura. Allah dilediği insanlara kız çocuklar verir, dilediklerine erkek çocuklar verir. E ve ruta yüze vücuhumuz zikranen ve inase. Kız verir, erkek verir ya da ikiz verebilir. Çocuklar olarak ikiz verebilir. Ve calu men yeşa u akima. Dilediğini de çocuksuz yapabilir. Çocuksuzlukla imtihan edebilir. Çünkü Kur'an'a göre çocuk bir imtihandır. Bir çocuk, iki çocuk, kız çocuk, erkek çocuk, ikiz, üçüz filan hepsi birer imtihandır. Çocukluluk da imtihandır, çocuksuzluk da imtihandır. Allah kime çocuk vermiyorsa innehu alimun kadir. Bu konuda mutlak bir bildiği vardır ve ölçüyü koyan o olduğu için de Allah hiç kimseyle bu anlamda bir danışma içerisine girmez. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi Anadolu'nun çeşitli yörelerinde işte bir adamın işte kız çocukları oluyor, erkek çocukları olmuyor. Ya hanımını boşuyor ya üzerine bir daha evleniyor. Niye? İşte bu hanımın erkek çocuğu olmuyor diye. Bilmez ki Kur'an'ın açık ifadeleridir. Kıyamet suresinin son ayetleriyle Necm suresinin bir ayet grubunda cinsiyeti belirleyen hücrelerin erkekten gelen hücreler olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Yani bir kadının çocuğu erkek bir kız mı olacak? Bu erkeğin hücreleriyle belli oluyor. Erkek hücreleri X ve Y kromozomlardan oluşur. Kadının hücreleri XX kromozomlardan oluşur. Erkekten X gelirse çocuk X olur. Ama erkekten Y gelirse çocuk erkek olur. Dolayısıyla bir cinsiyeti belirleyen hücreler erkeklerden gelen hücrelerdir. Şimdi bunu bilmeyen adam gidiyor işte hanımını boşuyor veya başka dengesizlikler yapıyor. Ben ayet numaralarını söyleyeyim kardeşlerim evde baksınlar. Kıyamet suresinin 37, 38, 39. ayetleri ile Necm suresinin kaçıncı ayeti hemen söylüyorum. Necm suresinin 45 ve 46. ayetleri. Cinsiyeti belirleyen hücreler erkekten gelen hücrelerdir. Bu hücrelerin erkeğin hücresi X mi, Y mi kadının hücresiyle birleşecek. Bunun kararını Allah verir. Onu da Ali İmran suresinde söylüyor. Huvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yeşa. Yani rahimlerdekileri dilediği gibi değiştiren, evirip çeviren kudret Allah'a ait kudrettir. Onun kudretini başka pazarlıkların, başka atraksiyonların konusu edinmemek lazım. Bu surenin 49 ve 50. ayetleri bu anlamda çok önemlidir.